Demek ki bu yaygın. Bu mucize bu tabii, çok şaşırtıcı. Ben ne kadar dindar kişi gördüysem, kardeşlerinin biri ya komünist tutuyor, ya dinsiz, ya ateist. Yani çok farklılar. O şaşırtıcı işte. Yani aynı kandan gidiyoruz, aynı hücreden oluşuyoruz falan. Yani onların hiçbir önemi olmadığı, herkesin ayrı ayrı özel bir ruhla yaratıldığı, yani sokaktaki insandan farkı olmadığı, yani kardeş dediği kişinin de Allah tarafından yaratılmış ayrı bir insan olduğunu Allah göstermiş oluyor. Bir inek ve kedinin dostu. Yok, bundan sonra bir daha dana beslemem. Denedik, baktık. Anlatmış diyor, küçük bir dana. Ya dedik, ne şeker şey falan böyle. Ben zannettim ki bir litre süt içer en fazla falan. Herif 17 litre süt içiyormuş günde, 17. Oyu gibi yani böyle şey. Ya dedik, ben bundan başı olmaz dedim, hemen bırakalım dedim. Direkt annesinin yanına gönderdik. Yani bir de o kadar seri gelişiyor ki. Kollar, omuzlar falan bir anda bildiğin ayı oldu yani böyle. 17 litre ne diye, o da aç kalıyor yani 17 litreye rağmen yani. Hiç geliyor, vız gelip tırıs gidiyor yani. Annesi de bakabiliyormuş. Merhabalar, ben İzmir'den Şura. Yaptığınız en güzel hatayı öğrenebilir miyim? Şura, bir kere ben senin şu yüzündeki temizliğe, ışığa bakıyorum. Tertemizsin, canımın içi. İsmin de çok güzel. Çok nurlu yüzün. Çok. Bir insanın güvenilir olması, bir genç kızın güvenilir olması o kadar büyük nimet ki. Hem temizlik, hem güzellik, hem güvenilir. Güvenilir olmak. Muhteşem, çok çok güzel. Allah seni de diğer demin gösterdiğim kız arkadaşlarını da cennette bana arkadaş dost etsin. Bir de sorun da çok şeker. En güzel hata. Şimdi aklıma geliyor. Ama bir kısmını söyleyemem tabii. Yani nasıl söyleyeyim? Ama yani bağlayıcı, olumlu etkisi olan olaylar oldu. Çok kapalı söyleyebilirim ama orada bayağı güç. Evet. Şöyle söyleyeyim yani bir hata düşün ki sevgiyi daha da artırmış, daha da bağlılığı artırmış. Öyle bir hata. Evet. Akit. Akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın Abdullah Gül'ü eleştirdiği bugünkü yazısı. Önce Akit'in